Efendim merhabalar, Bloomberg HT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin ama her şeyin konuşulduğu 1+1 eşittir 1 programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz metafizik ama fiziksiz metafiziği konuşacağız. Ne demek istiyoruz? Metafizik fiziksiz olur mu? Bakacağız ve bu bağlamda da metafiziğin kökenini araştıracağız. Kökenini konuşacağız daha doğrusu. Teoloji mi, ontoloji mi yoksa dinle bilim arasında mı konumlandırmak gerekiyor? Tüm bunları konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Ticani Cindoğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Çok kısa bir giriş yaptım. Çünkü konumuz çok çetrefilli ve konuşacak çok şey var. Girişle böyle oradan biraz zamanda çalmak istemedim açıkçası. Şimdi metafizik konuşacağız dedik ama fiziksiz metafizik. Başlamadan önce acaba metafizik ve fiziğin sınırlarını mı çizmek gerekli? Metafizik nerede başlıyor? Fizik dediğimizi nerede konumlandırıyoruz? Ya da metafizik ne amaçla doğmuş? Hani dinle anlamlandıramadığımız, bilimle açıklayamadığımız o ara, o boşlukta kalanları mı acaba metafiziğin öğesi? Şimdi tabii metafizik deyince en az 2500 yıllık bir tarihi olan bir bilim dalından söz ediyoruz. Ya da bilgi dalından diyelim. Çünkü bugün bilim dendiğinde bambaşka şeyler anlaşılıyor. Ama aklıma metafizik deyince çok korkutucu bir kelime olarak anlaşılır. Yani herkes biliyormuş gibi konuşur. Prima filozofyasında Leibniz'in matematikçi tabii diyor. Yani bizim matematikçiler matematikte filan iyiler filan ama diyor metafizik dendiği zaman herkesin el ayağına dolaşıyor. Halk da diyor böyle kullanıyor böyle derinlik katmak istediklerinde konuşmalarına işte metafizik filan dendiğinde böyle çok derin çok böyle buğulu bir şeyden söz ediliyormuş gibi geliyor ama hiç kimse ne dediğini bilmiyor diyor. Ve orada şeydir hatta girişinde söyler hemen ilk olarak Aristoteles'ten bir örnek veriyor. Diyor ki Aristoteles metafizikten aranılan bilim diye söz etti. Aranılan bilim ne demek? Yani metafizikte, metafizik aslında diyelim yani kitabında Aristoteles hep şöyle bir ifade kullanır. Aradığımız bu bilim, peşinde olduğumuz bu bilim, aranılan bu bilim gibi sürekli bir en sık kullandığı sıfatlardan, nitelemelerden bir tanesi metafizikle ilgili. Aradığımız bilim, aranılan bilim şeklinde bir anlatım kullanır. Leibniz ekler, hala bulunamadı der. Yani hala arıyoruz. Dolayısıyla biz de böyle metafiziği, şimdi tabii 20. yüzyılda özellikle Viyana çevresi, mantıkçı pozitivizmle birlikte metafiziğin felsefeden elenmesi şeklinde bir süreç başladı. Bu Wittgenstein'ın da tabii başlattığı bir hareketti bu esas itibariyle. Daha önce felsefenin bir dalıydı. Kendisiydi. Yani hatta şöyle derlerdi. Yani fizikle uğraşıyorsanız fizikçisiniz. Matematikle uğraşıyorsanız matematikçisiniz. Yapı işleriyle uğraşıyorsanız mimar, şiir söylüyorsanız şair, işte tıpla uğraşıyorsanız bunlar hep bilim dalları. Tabipsiniz, astronomsunuz, gökbilimle uğraşıyorsanız. Ama filozof yapmaz bu size. Ta ki metafizik hakkında konuşabiliyorsanız o zaman size filozof denir. Ve buna hikmet-i mutlaka denmiştir. Yani mutlak hikmet, salt bilgelik ya da arı bilgelik diyebileceğimiz bir ifade kullanarak yani aslında bilgelik dendiğinde işte filozof, hakim
Arapçada yani sofonla, yani hakim, hikmet sahibiyle bilgeyle filozof arasında bir ayrım vardır. Hatta bu Pisagoras'a atfedilir en başından beri. Filozof kelimesi sofya'dan türer, bilgelikten türer yani bir anlamda. Bunu Pisagoras söylüyor, Sokrates de söyler ya da Platon ona söyletir. Sadece Tanrı bilgedir der. Siz bilge misiniz diye sorar ona bir şey hükümdar. Hayır, ben bilge değilim. Ben yani sofon değilim diyor. Filozofosum diyor. Filozofum diyor. Filozof, ben bilgeliği arayanım. Hikmeti arıyorum. Hikmete sahip değilim. Hikmete sadece Tanrı sahiptir. Yani sadece Tanrı hakikati bilir. Biz hakikatin bilgisine sahiptir. Biz onu arıyoruz. O bilgiye ulaşmak istiyoruz diyor. Felsefe kelimesinin de filosofyada böyle ortaya çıkmıştır. Aslında bir bilgelik arayışı. Bilgelik nedir denirse hakikatin bilgisidir. Hakikatin bilgisini aramadır felsefe esas itibariyle. Fakat tabii çağlar içerisinde birçok anlam değişti ama metafizik aranılan bir bilimdir. Ve hala da aranılmaktadır aslında. Fakat dediğim gibi 20. yüzyılın başında, aslında biraz daha geriye gitsek 18. yüzyıla filan, David Hume yani şey diyor işte, doğayla ilgili bilgi veriyor mu? Sayılarla ilgili, yani fizik mi elinizdeki? Bakın kütüphanenize diyor. Fizikle mi alakalı, matematikle mi alakalı? Onları muhafaza edin diyor. Onun dışındakileri, yani metafizikle alakalı hepsini yakabilirsiniz diyor. Bunlar boş laflardır. Şimdi niye metafiziğe karşı çıkılıyor? Çünkü metafizik tanrısalın bilgisidir. Bazıları tanrısalın en tepesinde Tanrı yer aldığı için Tanrı'nın bilgisi de derler. Bence arada çok ince bir fark var. Türkçe'de mesela hep söylüyorum, teoloji için Tanrı bilim diye çeviriyorlar. Böyle bir şey var, yani motamot bir çeviri. Oysa ne Arapça'da ne Latince'de Tanrı bilim yoktur. İlmi ilahidir mesela. İlmi ilah değildir. Ya da ilmi rububidir ama ilmi Rab değildir. Yani Tanrı'nın bilgisi değildir. Tanrısalın bilgisidir. Şimdi tanrısalın bilgisi, Tanrı işin içine girdiğinde, özellikle Yunanca'dan kaynaklanan bir problem bu. İşler karışıyor tabii. Tanrı hakkında nasıl konuşabiliriz? Yani teologia, teos, işte ben onu teios diye anlamak lazım diyorum. Yani Tanrı diye değil, tanrısal olarak. Çünkü tanrısal Tanrı'dan önce gelir. Yani Tanrı'ya ilişkin olanın bilgisi Tanrı'nın bilgisinden öncedir. Tersi zannedilir ama değildir. Tarihte de böyledir aslında. Tanrı hakkında konuşmaktan söz ettiğimizde buna oradaki logosa sadece konuşma demeyebiliriz. İnceleme de diyebiliriz. Araştırma diyebiliriz. Ama 9. yüzyılda metafizik Arapçaya çevrildiğinde Tanrı hakkında inceleme yapanlar için kullanılan tabir ilk çevirilerden biridir. Men tekelleme fi umuru tabiye diye çevirmiş. Eustasios diye bir Hristiyan çevirmen. Aristoteles'in metafiziğinde en çok da Aristoteles kullanır. Tanrı hakkında konuşanlar demiş. Şimdi Tanrı hakkında konuşanlar, Tanrı hakkında konuşmak deyince biraz geriye gideceğiz. Yine Hazreti Adem'e inmek zorundayız. Last Temptation of Christ diye bir film var. İzlemedim.
muhteşem bir filmdir. Hazreti İsa'nın Kazancetsin romanından uyarlamadır. Yönetmeni de çok ünlü. Taxi Driver'ın yönetmeni kimdi? Hala yaşıyor. Hollywood'da böyle ucuz işler yapıyor şimdi. Çok ünlü bir yönetmen. Aklıma gelirse söylerim. Editörlerimiz de bize bilgilendirir bu konuda. Evet. Şeyin İtalyan o şeyin Robert De Niro'nun oynadığı Taxi Driver ödül Scorsese almıştı. Scorsese. Martin Scorsese. Scorsese hatta öyle diyelim. Şimdi onun Last Temptation of Christ İsa'yı orada şey olarak resmediyor. Normal bir insan olarak. Hristiyanlara göre İsa oğuldur ama baba ile oğul birbirinden ayrı değildir. Yani o Tanrı'dır aynı zamanda. Christ dendiğinde Müslümanlar gibi onu peygamber kabul etmezler. Tanrı kabul ederler. Bu filmde İsa'yı insan olarak, normal bir insan olarak resmediyor. Çoluk çocuğa kavuşuyor filan. Fakat onun bir arınma dönemi var. İşte çöle gidiyor filan. Orada tabii bir takım aşamalardan geçiyor filan. Artık böyle iyice kafası karışmış, ne yapacağını bilmez halde böyle bir uçurumun kenarında zaman zaman intihar etmeyi düşünüyor. Yanında da işte onunla aynı çileleri çekenlerden biri daha var, bir genç daha var. Konuşuyorlar. Diyor ki Tanrı hakkında konuşmaktan korkuyorum diyor. Ya yanlış bir şey söylersem? Yanındaki kişi ona inanmış olduğundan diyor ki korkmana gerek yok. Sen ağzını aç. Tanrı senin ağzından konuşacaktır. Ya yanlış bir şey söylersem diyor. Söyleyemezsin diyor. Sen sadece ağzını aç. Duruyor. O sırada da ayağından böyle bir iki taş uçurumdan aşağı düşüyor. Küçük taşlar. Ya Tanrı hakkında doğruyu söylersem diyor. O sahneyi hiç unutmam. Hatta bu filmle de ilgili bir anım var. Böyle yüksek lisans öğrencileri benden bir arkadaşım aracı olmuştu. Onlara bir dönem mantık okuttum. Sonra dedim ki bunlara ödül olarak birlikte bir film seyredelim. Böyle dini muhtevalı olsun. Hristiyanlık inancıyla da ters aslında film. Çünkü epey tepki de toplamıştı. Çünkü insan İsa'yı anlatıyor. Ben tabii çok saftım o yıllar. İlahiyat öğrencileri bunların hepsi. Ben tabii filmde bir sahne var Maria Magdalena ile alakalı. Onu unutmuşum. O da Maria Magdalena işte kibarca söyleyeyim kötü yola düşmüş bir kadın. Nastasya Filipovna şeydeki Budala'daki Prens Mişkin'in kurtarmaya çalıştığı kızcağız kötü yola düşüyor ve İsa'ya inanarak kurtuluyor. O yüzden Maria Magdalena yani Mecdelli Meryem Hazreti Meryem kadar önemli kabul ediliyor. Hatta bazı bakımlardan Hazreti Meryem'den o Tanrı'nın annesi olmasına rağmen üstün de kabul edilir. Niye? Hazreti Meryem masumdur. İstese de günah işleyemez. Ama biri günahın içerisinden çıkmıştır. Filan. Uzun hikaye. Dolayısıyla onun o tabii Scorsese onu ihmal etmiyor sahneyi. Çok böyle oryantal bir sahne var. Çok tabii eski
Ve orada hafif bir açık sahne tabii. Ben unutmuşum onu, hakikaten unutmuşum. Öyle olsa bile tedbir alırdım. Sonra yani. Hoca bize neler izletiyor mu oldu? Ya çocukların yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu filan, ne yapacaklarını bilemediler filan. Zaten bir kısmı film filan hayatında film de seyretmiş görünmüyorlardı. O da bana, yani bu filmi ne zaman ansam bu, bunu yazmıştım da hatta köşe yazarlığı yaptığım dönemlerde. Yani neticede şunu söylemeye çalışıyorum. Tanrı hakkında konuşmak zordur. Yanlış bir şey söylemek bakımından zordur. Biraz daha ileri gidelim. Doğruyu söylemek de çok zordur. İkisinin de bedeli vardır. Tanrı hakkında konuşurken doğruyu söylemenin de sakıncaları vardır. Yanlış söylemenin de sakıncaları vardır. Ne demek istiyorum? Yani hiç konuşmamak gerekiyor böyle düşünüldüğünde. Zaten buna negatif teoloji de diyorlar. Yani Tanrı hakkında Tanrı şudur. Tanrı hakkında bir niteleme yapmanın yanlışlığını savunan. Yeni Platoncularda da vardır bu. Helenistik dönemde yani bayağı geniş bir akımdır bu. Tanrı hakkında hiçbir şey söylemezler. Sadece Tevrat'ta geçen bir ifadeyi üçüncü kip olarak kullanırlar, şahıs kipi olarak. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Musa Tanrı'yla bir çalının arkasından konuşur. Bir ateş görür ve der ki o ateşi görmeye gider ehline, ailesine siz burada durun. İşte rivayete göre Medyen'den dönerken gittiğinde ateşin içinden Tanrı ona seslenir, çalıların içinde. İşte Musa şaşırır, sen kimsin gibi bir şey söylediğinde ben benim der. Bu bir çevirisidir. Diğer bir çevirisi aynı cogito ergo sum gibi. Cogito ergo sum'daki sum ben demektir Latince. Ve ben varım, düşünüyorum o halde varım diye çeviriyorlar. Ama bir anlamı da düşünüyorum o halde benim demektir o. Ben benim demektir. Şimdi benle var, yani ben varım. Mesela bunu Heidegger bu kelimeyle oynar. İngilizce'de mesela ben varımı nasıl dersiniz? İlk aklınıza ne gelir? I am diye mi başlayacağız? Sonra? Ne söyleyeceksiniz? Ben burada ne söylersem düz mantık söyleyeceğim. Sizin aklınıza söyleyin, yani normal ilk aklınıza gelen ne? Mesela orada ben varım derken öznel olarak mı ben varım demek istiyoruz? Ya ben varım demek istiyorum. I am diyeceksiniz. Evet. I am. Oradaki am, Heidegger bunu Almanca'da bununla oynar. Ben de Berlin'de talebeleri biraz şey yapmak için söylerdim. Hocam yanlış derlerdi. Çünkü ist derdim, noktayı kordum. Onlar isti, emizarı İngilizce'de anladığımız gibi bir bağlaç olarak algı. Orada ben var, o ımı arıyor. Imi görüyor, oraya bir var arıyor. Oysa em orada to be fiilidir. Zaten ben varım demektir. Almanca'da da ist sein'dan gelir. Dolayısıyla das Stein ist. Hocam diyorlardı. Punkt diyordum. Nokta. Yani taş vardır. Şöyle bir pasaj, onu da söyleyeyim madem değindik. Laf açıyor ama taş vardır ama var olmamaktadır. At vardır ama var olmamaktadır. Tanrı vardır
ama var olmamaktadır. Existiert nicht. Orada fiil kullanıyor. İnsan. Sadece insan vardır ve var olmaktadır. Şimdi orada vardır dediğinde izi kullanıyor, noktayı koyuyor. Şimdi orada da ben benim derken Tanrı Musa'ya ben varım demiş oluyor. Dolayısıyla hatta işte burası Tuva Vadisi, nalınlarını çıkar ey Musa der. Yani ayakkabılarını bugünkü tabirle. Onu sufiler, dervişler çok güzel yorumlar. Şey derler, öfke ve arzularını bırak. Yani iki nalın insanda iki ayakkabı yani bir terlik diyemeyeceğimize göre biri arzu nalını, biri öfke nalını. Onları bırak çünkü Tanrı'nın huzurundasın diyor. Şimdi dolayısıyla Tanrı hakkında konuşmak niçin doğruyu söylediğimiz takdirde yanlış olsun? Şimdi Tanrı hakkında konuşmak dendiğinde dindarların da bir kısmı için, bir kısmı da çoğu için, halk özellikle böyledir. Tanrı hakkında konuşma inandığı kutsal kitaptan pasajlar okumak olarak anlar. Yani Yahudi ise Tevrat'tan, işte Hristiyansa İncil'den, Müslümansa Kur'an'dan pasajlar okumak. Oraya sen girme, Tanrı'yla arama girme. Bırak Tanrı konuşsun, ben Tanrı'yı dinleyeyim. Nasıl dinleyeceksin? Sadece kutsal kitabı aktarmanız gerekir. Şimdi bu sufiler tarafından 10. yüzyıllarda büyük itiraz konusu oldu. Çünkü biri Tanrı hakkında Tanrı ile konuşuyor. Sonra diyor Tanrı benimle konuştu ve onları insanlarla paylaşıyor. Siz de o aktarıcıya güvenirseniz onun söylediklerinin de onaylıyorsunuz. Yani aktarıcıyı onaylarsanız, size o haberi getireni, getirdiği haberi de onaylıyorsunuz. Yani onları Tanrı'nın sözü olarak kabul ediyorsunuz. İyi ama ben böyle diyor birçoğu, dinleyici durumda olmak istemiyorum. Şahsen ben konuşamaz mıyım? Yani ben göremez miyim? Çünkü hatta onu da şeyle yapıyorlar, şehadet, eşhedü en la ilahe illallah'taki eşhedü, tanıklık ederim ki. Yani nerede gördün, nerede dinledin, nasıl tanıklık ediyorsun? Tanrı hakkında söylediklerinin kesinliğinden, doğruluğundan nasıl emin olabilirsin? Kutsal kitaptan pasaj aktarmak kimseyi kurtarmaz. Çünkü onu doğru anlayıp anlamadığını, hangi anlamda kullanıp kullanmadığına göre değişir. Ben size yani burada onlarca belki yüzlerce ayet okuyabilirim. Hepsini Arapçadaki gibi anlasanız bile tümüyle yanlış anladığınızı gösterebilirim. Sadece mesela sabır kelimesi katlanmak anlamına gelir. Sabretmek. Size eziyet edenlere sabret kızım dese bir yaşlı adam. Ne anlarsınız bundan? Dayan, işte kocana sabret, ne bileyim patronuna sabret filan. Oysa Arapçada sabır bu manada katlanmak anlamı taşımaz. Direnmek anlamı, karşı çıkmak anlamı taşır. Ama zamanla kelime katlanmak anlamı kazanmıştır. İkincil bir anlam. Buna ben, ikisi bambaşka. İşte yani sabır, işte Türkçemizde de var sabır. Fitne kelimesi de öyledir. Yani mallar, kadınlar, işte çocuklar sizin için bir fitnedir diyor. Bunu fitne diye çevirdiğiniz an bütün anlam gider. Şeyde Kur'an'ın en kısa suresidir, Kevser suresi. Yani içinde doğru anlaşılan bir kelime var mı emin değilim.
dini yalan sayanı gördün mü diye başlar sure. Bir kere kastedilenin dinle hiçbir alakası yoktur. Orada dini yalanlama değil, bir anlamda din gününü, ahireti yalanlama esastır. İşte yazıklar olsun namaz kılanlara diyor, feveynül musallin. Yani namaz kılanlara Tanrı yazıklar olsun der mi? Orada kastettiği müşrikler, yani Kur'an'ı inkar edenler için kullanılıyor. Dolayısıyla oradaki namaz kılmak değil, salat, işte ibadet etmek olabilir. Onlar da zaten Kabe'de ibadet ediyorlar. Kurban kes, açın Kur'an çevirilerini, neredeyse tamamında, ki ben bunu zannediyorum 30 sene evvel kitabımda incelemiştim. O zaman genç bir adamdım. Ama tümüyle yanlıştı anlam. Şeyde Kevser suresinde, bu Maun'dan verdim ama şimdi Kevser'den vereyim. Rabbin için kurban kes diyor. Yani orada niye kurban kessin? İlk inen surelerden filan. Kurbanla hiç alakası yok. Dolayısıyla kutsal kitaptan Arap olsanız bile pasaj aktarmak Tanrı hakkında konuşmanın güvenilir bir yolunu bulmak anlamına gelmez. Zaten bizim kastettiğimizin de burada Tanrı hakkında konuşmak derken biz Tanrı hakkında düşünmeyi söz ediyoruz. Ama en basit anlamından gidiyorum. Sadece Tanrı hakkında doğruyu söylersem bunda ne sakınca olabilir ki? Değil mi? Akla bu geliyor. Sakınca şu. Halk Tanrı dendiğinde bir kişi anlar. Şahıs. Benim rahmetli babaanneciğim öyleydi. Evladım dedi, ben Tanrı'yı rüyamda gördüm dedi. Çok mutluydu. Nasıl gördün babaanne dedim. Böyle ak şeyli sakallı, bembeyaz elbiseler içerisinde gördüm dedi. İşte Tanrı budur, halkın Tanrısı. Biraz anlat deseniz, başka kelimelerle anlatsa bile, bu kadar babaannem gibi gördüm değil de duyduklarını anlatsa, zaten Tanrı bulutların üzerinde oturan aksakallı bir ihtiyara yakın bir, orada böyle bir bilge gibi düşünülür. Fakat Tanrı hakkında düşünmeye başladığımızda, konuşmak birdenbire sakıncalı hal alır. Niye? Biz Tanrı'yı düşünmeye başladığımızda onu insana benzemeyen taraflarıyla düşünmeye başlarız. Yani duysal olan, imgesel olandan, işte eskiler ona antropomorfik, insan biçimci tanımlamaları böyle değil diyerek tevil ederiz. İşte Tanrı'nın eli var. Tanrı indi, Tanrı geldi dendiğinde Tanrı gelir mi? İşte Tanrı görür. Gözü mü var Tanrı'nın? İşitir, kulağı mı var? Filan. Şimdi o manada değil. Bak ben sana gel anlatayım o ne demek. Filan deriz. Şimdi iyi de her söylediğimiz kelimeyi açıklayamayacağınız için halk imgelerle hareket ettiğinden dolayı Tanrı hakkında, ve yanlıştır o, halkın imgeleri aslında kusurlu bir tanrıdır. Ki metafiziğin başında bunu göreceğiz birazdan, Homeros ve Hesiodos'a girdiğimizde. Tanrı'yı işte kırbaçlarıyla, yani Zeus'u anlatırlar. Bakın bugün Türkiye'de, yani bizi izleyenler içerisinde çok yoktur ama İzleyenler çok olsaydı öyle itirazlar gelirdi. Ne tip itirazlar? Niye Tanrı diyorsun ikide bir, Allah demiyorsun mesela? Yani bu, çünkü onun zihnindeki Tanrı, haklı olarak onu kınamıyorum. Bu itiraz sahiplerini, onlar da haklı. Tanrı nerede diye sorsan onlara, gökte diyeceklerdir. Kur'an bile öyle diyor. Gökte olanın, gökte olan diyor. Hatta İbn-i Rüşd de diyor ki felsefe kutsal kitabın bu ifadelerini düzeltmeye kalkışmamalı. Spinoza da der bunu Traktatus'unda.
Ne diyorlar? Tanrı'yı bir cisim gibi mi anlatıyor? Eli var, ayağı var, geldi, gitti filan. Tamam, onu öyle anlayalım. Biz onlara karışmayalım. Tanrı cisim mi? Cisim olursa üç boyutlu olur. Üç boyutlu olursa yer kaplar. Tanrı yer kaplarsa o zaman oluş ve bozuluşun içine girer. Yani bu tür akıl yürütmelere gerek yok diyor. Felsefe, çünkü biraz felsefe öğrenince dindar bilincin ilk yaptığı şey Tanrı'yı o antropomorfik niteliklerden arındırmaya kalkışır ki bugün işte kelam ilminde filan öyledir. Tatsız, tuzsuz bir şey kavramsal yapı ortaya çıkar. Şimdi biz Tanrı hakkında düşünmeye başladığımızda buna rasyonel teoloji diyeceğiz. Ussal teoloji. Tanrı yavaş yavaş bir kişi olmaktan, o aksakallı dede imgesi yavaş yavaş önce sakalları gider, şeyi gider filan falan bir süre sonra kavrama doğru yükselmeye başlar. Tanrı zorunlu olandır. Eşsiz olandır. Öncesiz ve sonrasız olandır. Şimdi bunu bir cami kürsüsünde söyleyeyim. 3 dakika sonra herkes iptal olur. Hiç kimse takip edemez sizi. Niye? Halk ne demek şimdi? Öncesiz ne, sonrasız ne filan. Hatta Bektaşi fıkrasıdır. Tanrı ne yerdedir, ne göktedir. İşte cihat-ı sitte derler, 6 yön. Ne öndedir, ne arkadadır, ne üstedir, ne altadır, ne sağdadır, ne soldadır. Dinlemiş. Siz yok diyeceksiniz de diliniz varmıyor demiş. Şimdi Tanrı hakkında düşünme, dinsizlerin düşünmesi değil, dindarın Tanrı hakkındaki inancını düşünmeye çevirmesinden söz ediyorum. Tanrı hakkında daha inandığı şey hakkında konuşmaya başladığında birdenbire yavaş yavaş o inandığı şey buharlaşmaya başlar. Dolayısıyla bir kavrama dua edemezsiniz. Düşüncenin konusu olan bir tanrıya dua edilmez. O yüzden bir zamanlar bir gazeteci yazı yazmıştı. İşte filan yere gittim de Türkçe dualar vardı. Ay bir mutlu oldum. Ben dinsizim ama eğer kutsal kitabı kendi ana dilimde şey yapsaydım. Okuyabilseydim işte şöyle belki ben buralara gelmezdim filan falan gibi. Ben de dedim ki bir yazı yazdım. Siz yanlış anlıyorsunuz dedim. Pascal'ın sözünü aktardım. İnanmak mı istiyorsun? Diz çök, dua et, inanacaksın. Yani önce inanayım sonra dua edeyim olmaz. Yani bazıları öyle zannediyor. Eylemle düşünce öyle kolay ayrılmaz. O başta birdir. Ana rahmindeki bebek gibidir o. Onu sen dışarı çıkarttığında o oradan onun bütün eğilimi uzaklaşmak şeklinde olacaktır. Şimdi dolayısıyla kavrama dönüştükçe o kişi Tanrı'dan ussal Tanrı'ya, tanrısala doğru bir geçiş yapıyoruz. İşte halk bunu bu tür bir kavrama düzeyiyle irtibat kuramayacağı için bunu ulu orta her yerde söylerseniz o zaman da sizi taşlarlar. Yani haklı olarak. Halk haksız mıdır? Değildir. O yüzden Hallacı Mansur için Enel Hak dediğinde büyük sufiler Hallacı suçlamışlardır. Halk içinde böyle şeyler söylenmez diye. Hatta çok sevdiğim bir hikayedir. Heme ost, heme ez host diye böyle ez heme ost Farsça bir tabir vardır. Tanrı her şey midir? Tanrı her şey Tanrı'dan mıdır? Yoksa her şey Tanrı mıdır? Müritlerinden biri şehre gidiyor. Efendi soruyor. Diyor ki ne konuşuyor millet şehirde? Efendim vallahi ikiye ayrılmış halk. Bir kısmı diyor ki her şey Tanrı'dan mıdır? Yoksa her şey Tanrı'dır mı? Bunun üzerine efendi de şöyle bir
sohbet açıyor. Diyor ki her şey Tanrı'dandır diyor. Anlatıyor ki hakikatte her şey Tanrı ise de diyor. Yani demek istiyor çok ki... Çok kapsayıcı oldu. Evet, işte. Şimdi burada iki tane dil ortaya çıkıyor. İkisi de Tanrı hakkında konuşuyor ama bir tanesi Tanrı hakkında imgelerle konuşuyor, basitleştirecek olursam. Bir kısmı kavramlarla konuşuyor. Şimdi bizim konumuz metafizik. Giriş biraz geniş oldu ama Tanrı hakkında konuşmanın heyecanına versin izleyicilerimiz. İmgelerle, kutsal metinlerden hareketle Tanrı hakkında ya da tanrısal hakkında konuşmak değil, doğanın ötesinde olanı konuşmak değil. Orayı Platon'un tabiriyle, anlatımıyla ötelerin ötesini, öteyi biz ussal olarak konuştuğumuzda işte metafiziğin köküne, dibine inmiş olacağız. İnmiş olacağız ama biraz soluklandıktan sonra tamam. Detaylandıralım. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi metafizik derken imgesel olandan değil ussal olandan hareket edeceğiz dedik. Şimdi metafizik ama soyuttan bahsedilen evet soyuttan bahsedilir gibi geliyor metafizik dendiğinde. Şimdi tabii yani kanıtı, delili, ussal dendiğinde daha böyle kanıt, delil insanın aklına geliyor ortaya çıkan. Ama metafizik birazcık daha bu duyuların alanı gibi tanımlayabilir miyiz? Önünüzdeki kağıttan mı daha eminsiniz? Bakın, isteseniz dokunabilirsiniz. Dokunun. Dokundum. Görüyorsunuz. Evet. Yapraklarının sesini de çevirirseniz sayfaları. Duyularımla onun farkındayım. Bu mu daha kesin? 2 kere 2 4 eder mi daha kesin? Önümdeki kağıt daha kesin. Yanılsama duyularınızda hiç yanılsamalarla karşılaşmadınız mı? Yani... 2 kere 2 4 öğretilmiş bir şey. Bana öğretilen bir şey. Öğretilemez. Onu öğrenmişsinizdir siz. Yani dışarıdan nereden alıyorlar da öğretiyorlar? Yani nerede var 2 kere 2? Yani çarpım tablosu mu daha kesin? Yoksa önünüzdeki kağıt mı? Şimdi normal soyutlama bakımından eğitilmemiş zihin için bu burada ve şimdi daima ona en dolu, en gerçek, en sahici gibi gelir. Neden? Çünkü duyularıyla algılıyor. Diyelim ki kahveyi tutuyor, sıcak, ılık mesela şu anda. İçinde buz olsa, soğuk olsa filan. Emin misin dediğinde eminim der. Ama bir süre sonra eli fazla soğukta kaldığında soğuğu hissedemez hale gelebilir. Sıcağı hissedemez yanarken algılayamaz olabilir. Yani düşer, bacağı kırılır. Fakat o olayın heyecanından dolayı bir şeyim var deyince hiçbir şeyim yok der. Ama 10 dakika sonra bacağının kırıldığını fark edebilir. Yani duyular tabii ki belli ölçüde önünüzdeki kağıttan kuşkulanmanız için bir neden yok. Ama bu kesin bilgi midir? Değildir. Fakat diyelim ki çarpım tablosu zihninizde, onu niye öğretmediler, öğrendiniz dedim. Aslında bir anlamda Platon'a bir gönderide bulunmuş oldum. Çarpım tablosu sizin zihninizde var. Size dışarıdan bir şey alıp zihninize sokmuyorlar. Ya zihninizdeki o mekanizmayı kavramanızı öğretiyorlar. Gibi, vitesi geçirmek gibi araba kullanırken ilk ya da bisiklete binmek gibi, denge gibi. Dengeyi dışarıdan bize şey yapmıyor, o bizde zaten var. Sadece onu dışarı çıkarıyorlar. O bakımdan hep için söylerim onu ben. Saint Augustinus'un sözü olarak
Zaman mesela, zamanın var olduğunu biliriz. İçsel bir ritim ve bir ard arda gelme vardır. Şeyi kastetmiyorum. Dün, gece, gündüz bunları kastetmiyorum. Bunlar nedenleri farklı. O vakit. Bir de zamandan söz ediyorum. Bir süre duygusu vardır içimizde. Bunu biliriz. O şey der sen Augustinus. Bana zaman nedir diye sormazsam sorun biliyorum diyor zamanın ne olduğunu. Ama sorarsam bilmiyorum diyor. Şimdi bazı şeyleri biz biliriz ama onun üzerine konuşmak, ifade etmek, dile getirmek söz konusu olduğunda evet. Elimiz ayağımıza... Yani 2'nin 4 oluşu bu kağıdın da varoluşundan daha mı ussal? Keskinlik. O bir kere ussal değil. Siz onu i̇şte duysal o. 2 kere 2 4 de ussala giriyor. Yani şöyle 2 kere 2 4'ü görüyor musunuz? Hayır. Kağıdı? Görüyorum. Dokunuyorsunuz. Biri duysal, biri ussal. Ussal olanı göremezsiniz zaten. Ama düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada iki düzey ortaya çıkıyor. Bir tanesi duyulabilir olan, duyumsal olan. Bir tanesi de düşünülebilir olan, ussal olan. Dolayısıyla biz ikisini birbirinden ayırt ediyoruz. Hangisi daha kesin? Ussal olan mı? Mesela örnek vereyim. A eşittir B, B eşittir C, o halde A eşittir B. C eşittir B. Hı hı. Ya da özdeşlik ilkesinin ifadesi. İfadenin kendisi hiç önemli değil. Ben benim diyoruz ya, o özdeşlik. Yani var vardır, yok yoktur. Var yok olamaz, yok var olamaz. Bir şey hem var hem yok olamaz. Ne var ne yok olamaz. Şimdi bu özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı. Kant'ın vermekten çok hoşlandığı bir örneği vereyim. Bekar evli olmayandır. Evli olandır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü çelişkidir ve Kant'ın dediğine göre insan usunun en temel ilkesi çelişmezlik ilkesidir. Dolayısıyla biz sadece bu zihnimizde bu yasalar var. Bu yasaları işte filozoflar ortaya çıkarıyorlar. Üzerine tartışmalar oluyor. Asırlardır oluyor. Mantık bilimi diye bir bilim var. Matematik var. Biraz arada fark olmasına rağmen. Dolayısıyla özel eğitim almadıkça, üzerine düşünmedikçe zihinsel olan bize daha karmaşık, daha uzak, daha anlaşılmaz geliyor. Duyusal olan daha kolay. Yani ben içtiğim şey kahve mi değil mi? Belki gazoz içiyorsun. Yo, ben biliyorum ya, duyularıma güvenirim. Şimdi buna bu bir süre sonra buradan bir bilgi ortaya çıkıyor. Doğru. Ama biz bu bilgiye bilim diyor muyuz? Knowledge diyoruz değil mi? Science demiyoruz. Arada ne fark var? Biz bilgi dediğimizde bilginin kesinliğinden ve zorunluluğundan söz ediyoruz. Yani kağıt mısın, emin misin, değil misin? Sana 10 bin dolar vereceğim. Ama kağıt değilse sen bana 1000 dolar vereceksin. Bilen dese biri. Tabii bu kağıtla ilgili olmaz. Biraz daha yanılsamaya elverişli bir örnek bulunabilir. Bir an şüpheye düşersiniz. Belki acaba işin içinde bir hinlik mi var filan diye. Şimdi ussal olandan kuşkuya düşemezsiniz. Doğası gereği. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Yo, çok güzel yaptınız hocam. Yani fiziksel olan, doğal olan devinendir, devinir. Yani en büyük özelliği devinir. Devinirse değişir. Değişirse bu değişme ya oluş halindedir, meydana gelmedir. Ya da bir yok oluş, bozuluştur, çürümedir. Yani bir tohumun fidan olması, ağaç olması, çiçek açması, meyve vermesi filan. Bu bir oluş ama kış geliyor, yapraklarını döküyor filan. Şimdi bir şey oluyorsa bozulur. Yani var olan bir şey var oluşsa o zaman bir yok oluş da vardır. Şimdi felsefenin asıl sorusu şuydu. Hep devamlı, hep aynı kalan ne var? Yani hiç değişmeyen.
değişmeyen yani devinmeyen, hep aynı kalan. İşte Platon'un ideaları, Sokrates'in adalet, erdem vesaire diye aradığı, peşinde olduğu şeyler hep değişmeyeni aradılar. Şimdi bu değişmeyeni bir kısım duyularda buldu. En kesini, kesini duyular dedi. İyi ama duyuların konusu devamlı değişiyor. Yani bu dediğin şey bir süre sonra şu oluyor. Değil mi? Burada dediğin şey orada oluyor. Yani anında. Dolayısıyla o buyu tutamıyorsun. Eğer bir şeyin nitelikleriyle ilgili konuşacaksan, nicelikleriyle ilgili konuşacaksan, nitelik de değişir, nicelik de değişir. Yani artar, eksilir, sararır, morarır vesaire. Şimdi bunun değişmeyen bir özü var mı acaba? En temelde kesin ve zorunlu ve evrensel, tümel bir bilginin olanağı var mı? Şimdi hala bu bilim felsefesinde bugün için bile tartışılıyor bu konular. Ama felsefenin en temel konuları bu. Şimdi buraya nereden geldik? Şuradan. Şimdi teoloji kelimesi, teologia, ilk kez ve bir kez kullanan kişi Platon'dur. Bir defa geçer Politeyası'nda. Aristoteles'te de geçer başka bir formla. Epsilon ve Kappa kitaplarında. Ama Aristoteles'le daha çok teolog geçer. Yani teologiyayı Tanrı hakkında konuşma, Tanrı hakkında inceleme, düşünme olarak çevirirsek teoloğu nasıl çevireceğiz? Tanrı hakkında konuşan, Tanrı hakkında düşünen. Bakalım Yunan tarihine ilk kimler konuşmuş? Tanrı hakkında ilk kimler bir şeyler söylemiş? Birincisi Homeros. Odesea, İlyada da elimizde. İkincisi Hesiodos, İşler ve Günler, ama daha önemlisi Teogonya. O da biliyorsunuz ki şeye kadar gider, Babil'e, Sümer'e kadar gider, Enuma Elish'e kadar. Şimdi bunlar Tanrı hakkında nasıl konuşmuşlar? Felsefe ortaya çıktığında işte bu konuşmaya İtirazla başlıyor. Yani Tanrı hakkında konuşanları eleştiri yürüterek felsefe ilk kez vücut buluyor. Nedir o? Zeus'u anlatıyor. Hera'yı, Afrodit'i vesaire bir sürü tanrılar birbirlerini aldatıyorlar. İnsanlarla tam kendi aralarında ilişkilere giriyorlar filan. İnsanlardan intikam alıyorlar, tuzak kuruyorlar, onların canını okuyorlar filan. Yani bir sürü sahtekarlık, kötülük, iğrenç işler yapıyorlar. Açın Homeros'u okuyun. Şeye bakın, Hesiodos'a tanrıların doğuşu, işte ilk biliyorsunuz Eros var. Eros'tan evvel Kaos var. Ama şey Gaia, kendi yer yani yer ne diyelim toprak ana, içinden Uranos'u çıkarıyor, göğü çıkarıyor ve ayrılıyorlar, yerle gök ayrılıyor. Sonra Uranos'la Gaia evleniyor. Dolayısıyla hemen hemen bütün dinlerde de böyledir, çok ilginçtir. Bütün varoluşun başlangıcı bir tür ensest şeyiyle açıklanır. Yani Gaia, Uranos'un annesi, sonra karısı oluyor. Kaçınılmaz olarak birden çoka gidildiği için metafiziğin en önemli konusudur. Birlik ve çokluk. Birden nasıl çokluğa dönüştü her şey? Şu anda içinde bulunduğumuz evren çokluktu. Hep böyle miydi? Yani bugün bile bilimsel olarak Big Bang teorisi bile nedir? Bir patlama, büyük patlama varsayıyor. Önce bir şey var, onu varsayıyor. Sonra onu patlatarak çoğaltıyor ve evreni oluşturuyor. Genişliyor evren falan filan. Şimdi ondan sonra Uranos yapıyor. Çocuklarını yemeye başlıyor filan.
İşte Kronos'u doğuruyor. Kronos öldürecek babası onu, biliyor. Son çocuğunun Gaia ona söylüyor bir anlamda. Yani senin iktidarından edecek diye. O da saklanıyor. Ona bir orak veriyor ona. Ve orakla babasını biçiyor. Akşam oluyor, gelir diyor. Gök, yani Uranos. Sen saklan kenara, o zaman diyor al bu tırpanla babayı, baba katliyle başlıyor. Aynı şey Zeus oluyor. Çünkü Kronos bu sefer alıyor filan. Sürekli bir baba katliyle evrenin ve tanrıların doğumu açıklanıyor. Bakın, tanrıların oluşumu demiyoruz. Hatta o kadar ilkeldir ki Hesiodos kaos için hep vardı demez. Önce kaos oldu der. O yüzden Herakleitos filan alay ederler. Daha sonraki filozoflar orada bile yokluktan var edemiyor evreni. Yani kaos neden oldu? Yani demek ki bir şey vardı filan. Şimdi dolayısıyla tanrıları öyle bir anlatıyorlar ki, Platon en sonunda en kapsamlı eleştiri Platon'dan geldiği için söylüyorum. Platon diyor ki, böyle tanrı mı olur diyor. Biz bunları, çünkü biz yüzümüz kızarmadan kendimiz okuyamıyoruz bunları. Ben bile burada 50 tane sansür yapıyorum. Yani Yunan dini görüşünü, mitolojisini anlatmak için. Ya bizim diyor terbiyemiz izin vermiyor. Biz bunları çocuklara nasıl okutacağız? Çünkü niye? Yunanların öğretmeni Homeros'la Hesiodos'tur. Bütün Yunan çocukları, Yunanlılar küçükken Homeros'u ezberleyerek büyüyorlar. Ve diyor ki Platon, benim devletimde, kurduğum devlette şairlere yer yok diyor. Çünkü şairler Tanrı'dan kötü bir şekilde bahsediyorlar. Tanrı'yı kötülüğün odağı gibi anlatıyorlar. Şairlerden sonra şey zaten şairlerden kastımız da o dönem teologlar. Evet, yani neticede tanrılardan kötülük gelmemeli. Biz çocuklarımıza bunu okutmamalıyız. İşte kırıştıran tanrılar, hırsızlık yapan, çalan, öldüren, intikam alan filan, böyle şey çetesi gibi olmaz diyor. Tanrı hakkında konuşacaksak sadece tanrıya güzel şeyleri, iyi şeyleri atfetmeli. Tanrı'dan kötülük sadır olmaz. Çok ilginçtir. İslam inancına sonradan bir kısım yorumcuya göre hayır da şer de Allah'tandır deniyor. Platon Allah'tan şer olmaz diyor. Bu bizim Müslüman filozofları da etkileyecektir. Kötülük sorunu. Tanrı'dan beklenen bir şey değil. Yani Tanrı'dan kötü bir şey sadır olmamalı. Biz bunları çocuklara böyle öğretmemeliyiz. O zaman iyi yurttaşlar olamazlar. Şimdi felsefenin ilk karşı çıktığında o zaman neye karşı çıkıyor? İşte o benim çok basit babaannemin rüyasında gördüğü Tanrı gibi aksakallı, işte gökyüzünde. Önce onlar dağların üstündeydi. Olimpos dağındaydılar. Daha sonra bulutların üzerine çıktı ve hatta Aristoteles gök üstünenin girişinde şey der. Bütün uluslar göğü Tanrı'nın evi olarak kabul etmişlerdir. Şimdi o yüceltme başlıyor ama aslında tanrılar insandan uzaklaşıyor. Şimdi burada bu o kadar önemli bir problemdir ki şeytanı icat etmek durumunda kalıyorlar. Kötülükler şeytandandır. Yani hayır, iyi Tanrı'dandır filan. Ama burada da bir dualizm ortaya çıkıyor. Neden? Tanrı'ya eş bir güç varmış gibi oluyor. İşte bu maniyeizmde, zerdüştlükte filan çok büyük tartışmalar olmuştur tarihte. O yüzden şeytanı mutlak kudret sahibi olarak İslam inancı tanımlamaz. Çünkü o zaman Tanrı'ya denk bir kötülük kaynağı, dualistik bir, ikili bir yapı ortaya çıkarmış olur. Şimdi işte felsefe o zaman
Konuşmak kolay Homeros'un ve Hesiodos'un tanrısıyla alakalı. Sen ne diyorsun? Yani felsefenin Tanrı hakkında konuşması lazım. Tanrı derken dediğin gibi yani Tanrı öyle değil de böyle olmalı anlamında bir konuşmayı kastetmiyorum. Kelimeyi tekrar düzelteyim. Tanrılık ne o halde? Yani Tanrı'nın varlığından, yokluğundan öte neliği önemli. Bir Tanrı var ama nasıl bir Tanrı? Burada iki tane sorun var. Bir, böyle bir Tanrı var mı yok mu? Çünkü yok diyenler var. Zaman gelip geçiyor yani. Öyle bir şey yok diyenler var. Bir tane hayır var diyenler var. Fakat ikinci sorun daha önemli. Bu Tanrı bizle ilgilenir mi, ilgilenmez mi? Şimdi ilgilenmez deyince Kant çok aylak bir yorumdur bu diyor deizm için. Ve ahlak metafiziğinde de bunu temellendirir gibi vakit bulabilirsek geleceğiz. Yani neticede toparlayacak olursam şöyle bir şey söyleyebilirim. İmgenin imgesel tanrı duyulara dayalı halkın muhayyilesinde ürettiği tanrısallık, yani tanrısal derken neyi kastediyorum? Tanrı'ya ilişkin. Çünkü o sadece tek bir tanrıdan söz edilmiyor. Tanrının bir de güçleri olması lazım. Melekleri var, şeytanları var, kırbaçları var vesaire. Ve bir sürü orada bir örgütlü bir hükümdar var. Dolayısıyla tanrının var olması bir sorundur. Bir de evreni yönetiyor. Acaba bu evreni yöneten tanrı, yönetici tanrı toplumlara da bir şey söylüyor mu? Yani sadece göğü mü yönetiyor? O yüzden mimaride, yani mabet mimarisinde daire ile kare arasında böyle bir şey vardır. Ayrım vardır. Kare hep insani olanı, dünyevi olanı gösterir. Küre, daire yani kubbe, tanrısalı. Niye? Orada da çok basit bir analojiden yararlanıyorlar. Çember imgesine başvuruyorlar. Çünkü daire sonsuzca döndüğü için, sonsuzlukta süreklilik olduğu için, işte mesela bugün Osmanlıca'da filan da var. Biz de gençken kullanırdık. Devlet ebed müddet. Şimdi devlet ebed müddet ne demek? Sonsuza kadar sürecek bir devlet. Devletlerin varoluş şey nedir? Beka mesela ifadesi oradan geliyor. Oysa Müslüman inancında baki olan kimdir? Tanrıdır. Neden? Mezar taşlarına gidin bakın Hüvel Baki yazar. Sadece ve sadece kalıcı olan odur. Her şey yok olacaktır ama Tanrı müstesna. Peki devlet? Yani devletler? İşte İbn Haldun'un gibi devletler insan gibidir. Doğar, büyür, ölür. Şu devlet ölür, bu devlet ölür ya da yıkılır, yeni devletler kurulur. Devletin kendisi, devlet idesi yok olamaz, o ölümsüzdür. Çünkü tanrısaldır. Ne demek şimdi burada tanrısal dediğimizde? Aristoteles tanrısal kelimesini muhteşem anlamında kullanırdı. Yani ne tanrısal bir manzara. Olağanüstü. Olağanüstü, fevkalade, harikulade filan gibi. Şimdi dolayısıyla burada imgesel olan kavrayışlar bir takım toplumsal olanı belirlediği, yani insanlar düşünmeye başladığında, çözümlemeye başladığında neyi çözümlemeye çalışıyor? Toplumda adaleti. Yani biz adaleti nasıl kurabiliriz? Biz birbirimizi yiyoruz. Nasıl bu toplumu bir arada tutabiliriz? İşte haksızlık nedir? Hak nedir? Zulüm nedir, adalet nedir filan. Şimdi bunları konuşmaya başladığınızda sorun ister istemez bu konularda kalıcı bir şeyler söyleme şansınız var mı? Hiç değişmez, hep aynı kalan bir şeye dayanabilir misin? Mesela ahlak tartışması yapıyoruz sizinle. Ahlakta bazı şeylerin çok çirkin bulduğunuzu, işte hırsızlık, nefret ederim. Emin misiniz? Adam öldürmek.
cinayet değil mi? Ne kadar büyük bir suç. Efendime söyleyeyim. Başka ne bulabiliriz? Yalan söylemek. Dolandırıcılık. Yalan söylemek mesela. Şimdi yani tamamen kötü olduğundan emin misiniz? Bir konuşalım. Mesela bizim askerlerimiz karşı düşmanı öldürdüğünde bu kötü bir şey mi? Yani onlara anıt dikmiyor musunuz? Marşlar okumuyor musunuz? Kahraman ilan etmiyor musunuz? İşte Çanakkale şehitleri, Kuvayi, milli mücadele filan değil mi? Fransızlar, İngilizler, Almanlar, bir herkes yapıyor bunu. Bunların mesleği ne? Öldürmek. Yani. Ya bunların mesleğini derken şimdi orada... Askerin mesleğini... Hayır yani daha böyle amaç ve niyet söz konusu olduğunda... Güzel, ben buna razıyım. Yani ayırıyoruz o zaman. Siz öldürmekten iğrenmiyorsunuz. Siz o zaman öldürmeye karşı değilsiniz. Öldürmenin bazı biçimlerine karşısınız. Hepsine değil. Ha, tabii vatanı korumaktan bahsediyoruz. Tamam, vatanı korumak için öldürmek o zaman kötü değil. Kavram gittiğiniz zaman amacı uygun ya da, bir şekilde açıklamaya yani, çalıştığınız zaman muhakkak verilecek cevaplarda değişkenlik gösterecektir iş ahlak olduğunda da. Ama yani şunu ilk başladığımız gibi söyleyemeyiz değil mi? Ay ben öldürmeye tamamen karşıyım. Yani keskin kanılar olmaz tabii ki. Keskin kanılar da bulunamayız tabii ki. Hayır, bir yargıdan söz etmiyorum. Sadece öldürmenin kendisine toptancı bir şekilde böyle atıp tutmakla olmaz. Yani ben devam edersem elinizdeki bütün ahlaki kavramları alabilirim. Yani yalan içinde, hırsızlık içinde, dolandırıcılık içinde bütün bunları hepsinin bazı koşullarda yapılabileceğini söylediğinizde konuşmaya başladığımızdaki pozisyonunuzdan düşmüş olursunuz. Dolayısıyla düşmeyeceğiniz bir temel yok mu? Yani ne olursa olsun amaç niyet değişmeden her halükarda kötü olanlar ve iyi olanlarınız yok mu? Şimdi bakın ahlakta bir kesinlik bulamaz mıyız? Mesela hepimiz kullanmaktan çok hoşlanırız. Vicdan, merhamet, vicdan falan. En boş kavramlardan biridir yani. Hakikaten öyledir. Yani isterseniz çevrenizde bunu test edebilirsiniz. Zekasına güvenilir birkaç kişiye vicdanla ilgili nedir bu vicdan, ne kastediyorsun deyin. Akıllıca üç cümle edemeyecektir. Çünkü joker olarak kullanıyor bunu. Yani biz de ahlaki olanla ilgili konuşurken aslında alışkanlıklarımızla konuşuyoruz. Şimdi niye ahlak önemli burada? Çünkü ahlakın temeli tanrısal olmadan konuşulamaz bir alan olarak asırlarca kabul edildi. Yani aslında tanrısal, tanrı ve tanrısal bugün bile öyle. Bugün bile din deyince hep herkese ne geliyor aklına? Ahlak geliyor. Yani ahlaksız bir dindarlık olmaz değil mi? Tabii canım, din kültürü ve ahlak bilgisi diye de geçerdi eskiden ders adı zaten. Gibi. Niye? Çünkü ahlakla din aynı alanda. Neden? Şunları yap, şunları yapma. Bunlar kötü, kaka. Bunlar iyi. Esas olan bu. Şimdi bakın, insan eylemlerinde bile iyi kötü değerlendirmesi ister istemez bu iyi ve kötü arasında değişmez ilkelerimiz olması gerekmez mi? İşte o değişmez ilkeler arayışı bizi zorunlu, kesin ve evrensel olanın arayışına götürüyor. Bu da nedir? Bunun anlamı nedir? Bu tanrısal denilen budur işte. Tanrısal, kesin, zorunlu ve tümel olandır. Bu nedir işte? Metafizik buradan geliyor. Karşıtı fizik, doğa. Doğa ve toplum. Doğada bunlar var mı? Yani aslanlar arasında, aslan, ceylan, zebra arasında böyle ahlaki kaideler var mı? Hayvanların ahlaklısı olur mu? Ay ne ahlaklı kedi, ne ahlaklı şey olur mu? İnsana ait bir şey. Ben bir zaman öyle demiştim. Belki kendi aralarında vardır bir ahlak anlayışları ama çok hakim olamayız.
Ben tabii alışık değilim böyle bir şeye. Niye hakim olamayız diye düşünüyorum. Yani belli bir konuda neyin olup olmadığına dair çözümleme yapmak, o çözümleme yapacağımız alandaki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya bizi yöneltmeli. O belirsizlikler nedeniyle soruşturmayı ertelemeye, soruşturmadan vazgeçmeye değil. Dolayısıyla hayvanların ahlak olup olmadığının sorusu ahlak nedir diye sormalısınız. Yani siz ahlak deyince neyi kastediyorsunuz? Şimdi ben bir zaman öyle bir yazı yazmıştım. Mesela hayvanlardan kadın oluyor mu? Olmuyor değil mi? Dişisi erkeği var. Hı. Ama kadını yok. Niye kadın? İnsanın dişisi için kullanılan bir şey. Ve çünkü kadın olunan bir şey. Hani dedik ya, Tanrı vardır ama var olmamaktadır. Taş vardır ama var olmamaktadır. Ama insan vardır ve var olmaktadır. O yüzden insanın dişisi, çünkü orada kadın dişi olmaktan fazla bir şeydir. Kültürel bir şeydir aynı zamanda. Şimdi nasıl, yani tinsel desem olmaz ama manevi desem biraz yanlış anlaşılabilir. Fakat ben tırnak içinde kullanmış olayım. İnsan olmak bile kazanılan bir şeydir. Yani aslında hiç kimse öyle insan olarak filan doğmaz. Yani insan potansiyeliyle doğar ama emekle, çabayla insan olunur. Yani insan olmayı hak etmek lazım. Yoksa hepimiz doğuştan böyle bir hak edilmiş bir miras gibi olmaz. Benim rahmetli babamın sözüydü. Benim sülbümden evladım olmayın, manamın evladı olun. Manamdan. Yani şey diyor, işte Selahattin Cündoğlu'nun oğlu. Ama diyelim ki ben babamın utanacağı bir çocuk olsaydım, İşte babam diyor ki benim değerlerimi taşıyın. Yani orada tinsel dediğimiz o. Hayvanlarda o tinsel dünyanın olmadığını biliyoruz. Hayvanlar güdüleriyle hareket ediyorlar. Düşünceleri, usları olmadığı için, ussal olmadıkları için bir ahlak oluşturamıyorlar. Şimdi bu ahlakın, ahlak sorunu bu bir uzlaşma mı? Koşullara bakıyoruz. Ya şimdi siz bizi öldürüyorsunuz, biz sizi öldürüyoruz. Boşuna iki taraf da acı çekiyor. Böyle yapmayalım. Öldürmeyelim. Yani uzlaşalım. Ölüm kötü bir şey olsun. Öldürmek suç olsun. Böyle midir mesela? Tecrübelerden, deneyimden kuralları mı elde ederiz? Şimdi eğer işte Kant bu en rahatsız olduğu şey buydu. Siyasetin ve insanların deneyimlerinden kurallar çıkarsaması kadar tehlikeli bir şey olamaz diyor. Nereden kural çıkaracaklar peki deneyimlerinden? Deneyimlerine başvurmazlarsa? Yani siyasette mesela çakallık yaparsanız, hırsızlık yaparsanız, yani ben size söyleyeyim, yapmadım ama bilgisini biliyorum, kesinlikle başarılı olursunuz. Yani bundan emin olabilirsin. Böyle ama haysiyet böyle bir takım metafizik kavramları, ahlak kavramları kenarda bırakacaksınız. Yani başarılı olmak istiyorsunuz, hayatta kalmak istiyorsanız, rakiplerinizi ortadan kaldırmak istiyorsanız bir takım işte çelmeler, melme, bir takım teknikler var. O teknikleri öğrenirseniz önünüze bir engel kalmadan başarırsınız. Nereden biliyorum? Deneyimlerimden biliyorum. Kendi kişisel deneyimlerimi kastetmiyorum. İnsanlık deneyimlerimi ben biliyorum. Yani mesela şimdi tabii çok büyük genelleme yapıyorum. Latife yapayım derken kimseyi incitmeyeyim ama bürokratik yükselişlerde mesela bu bilinir. Yani bana mahsus bir şey değil. Daha zeki, daha becerikli olanlar yükselmez mesela. Genelde bürokrasi doğası gereği hem de daha aptalı yukarı çıkarır. Çünkü zeki olan, becerikli olan, özgüveni, haysiyeti yüksek olan insanlar
hayır öyle değil demeyi, itiraz etmeyi deneyeceklerdir. Bu da onları üstleri, onları kullanmak isteyen üstlerince hoşa gitmeyecektir. Huysuz, uzlaşma yeteneği düşük filan denecektir. Dolayısıyla deneyimlere bakılırsa, tecrübeye bakılırsa tecrübeden ilke çıkmaz. Tecrübeden uzlaşma ortaya çıkar. Ama mesela bilimde böyle olabilir mi? Bilimde hakikat uzlaşılarak, hakikatler üzerinde uzlaşılabilir mi? Hayır. Niye? Hakikatin yani iki kere ikinin dört etmesi, gel seninle Pınar anlaşalım, uzlaşalım, dert etsin, beş etsin ne olur. Bak biz bir artı biri bir yaptık, uzlaştık. Böyle midir? Olmaz. Hakikat zorunludur, bize kendisini dayatır. O hakikat olduğu için biz ona sahiplenir ve ona göre o işte devamlı kalıcı olandır. Şimdi nasıl ki davranışlarda daima kalıcı olan, hiç değişmeyen, hep güvenebileceğin ilkeler, davranış ilkeleri elde etmek istiyorsan, doğayı yorumlarken, evreni yorumlarken de acaba böyle bir şey, temel ilkeler var mı? İşte bu ilkelerin incelenmesine metafizik dendi. Yani metafizik aslında bir doğal, doğanın ilkeleri, yasaları var. Çünkü bilim demek aslında yasalara sahip olmak demektir. Yasaların bilgisidir. Bunlar toplumsal yasalar, doğal yasalar, evrensel yasalar olabilir. Ve zihinsel yasalar, mesela mantık böyledir. Ben yıllarca mantık hocalığı yaptım. Nedir mantık? Zihinsel yasaların bilgisidir. Yani böyle yaparsan, akıl yürütürsen yanlış olur. Böyle akıl yürütürsen doğru olur. Bunun için akıl yürütme sürecini durdururuz. Onları parçalara ayırırız, sökeriz. Unsurlar yerli yerinde mi bakarız. Yanlışın nedenlerini buluruz. Ve en iyi akıl yürütmek için işte tüme mi varmak lazım? Tümden mi gelmek lazım? Parçadan parçaya mı gitmek lazım? Parçadan parçaya gidersek ne tür bir akıl yürütmüş oluruz filan. Bu kuralların kesin ve zorunlu olup olmamasını araştırırız ve düşünürken en az yanlış yapacak şekilde düşünmek isteriz. O zaman düşünme yasalarına ihtiyacımız var. Ben eylerken de böyle istiyorum. Bana ver, de ki bunlar doğru, bunlar yanlış. Ben bileyim ve ona göre davranayım. Hani nasıl diyetisyene gidiyoruz, nasıl kilo vereceğiz diyoruz. Şunları yeme, bunlar şöyle yap, böyle yap. Bize yol gösteriyor. Eğer dediğini tutarsak diyetisyenin, diyelim ki kilo veriyoruz. Veremiyorsak ya kurallar yanlış ya biz kurallara uymuyoruz. Biz kurallara uyduğumuz halde bir gelişme sağlayamıyorsak kurallardan şüphe ederiz. Şimdi acaba insan usunun en yüksek ilkeleri nelerdir? Bunları hangi bilim inceleyebilir? Bu teolojinin tanrısal hakkında düşünme, kutsal kitaba, vahiye, oralarda teferruata girmedim. İşte Tanrı ile konuştum, Tanrı bana seslendi, Tanrı'nın melekleri geldi, Hesiodos böyle diyor. Müzler, onlara müz denir biliyorsunuz. Hafızanın kızları ve benim içinden Tanrı konuşuyor diyor. Bir şiir okuyor. O Tanrı sözü olarak kabul ediliyor. Şimdi bunu bir kenara koyarsak biz sadece kendi usumuzla, insan usuyla en temel ilkeleri bulabilir miyiz? En temel ilkeleri bulabilir miyiz sorusu baki kalsın ama ne yapalım biraz ara verelim. Çünkü programın da bazı kuralları var. Sonrasında buradayız. Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metafiziğin temel ilkeleri aslında birazcık da buna giriş yapmıştık yavaş yavaş. Temel ilkelerden bahsedecektik hocam. Evet şimdi yani şundan
metafizi bu kadar karmaşık. Karmaşık mı? Bence değil. İnsanın kendini evinde hissedebileceği en yüksek kavramlarla, idelerle, yani daha doğrusu kavram dememiz yeterli, kavramlarla düşünebilme yeteneği kazandığımız alandır metafizik alanı. 20. yüzyılda dediğim gibi metafizik küçümsendi. Fakat millet zannediyor ki metafizik dinle alakalı. Biz de burada hep devamlı tanrı, tanrısal filan diye konuşuyoruz. Aslında kısa bir bilgi vereyim. Yani ben tabii şey yapmak istemedim. Burada notlarım var. Metafiziğin tarihini anlatırken ansiklopedik malumatları vermeyeyim. Onları izleyicilerimiz her yerden bulabilirler. Sadece fizik ve metafizik dediğimizde ilk sorunuz buydu aslında programa başladığımızda. Yani bunları nasıl ayırt ederiz? Bunlar biraz sınırları belirsiz gibi görünüyor demiştiniz. Şimdi fakat meselenin insan bilincinin usunun evrimi açısından bakıldığında niye 2500 hatta tabii yani 3000 yıla kadar gidiyor ama 2500 yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Niye böyle gıdım gıdım ilerleyen? Şimdi belki bir kısmı diyecektir ki bizi izleyen, ya bunlar eskide kaldı, artık metafizik falan kalmadı denebilir. Yani Türkiye'de böyle bir taraf var. Bizim ülkemizde dinin bulunduğu politik ve sosyal ve siyasal süreç, evrim ya da pozisyonların değişmesi dini kendisini olmasa bile onun ilkeleriyle ilgili bir yerden sürekli onu konuşmak zorunda bırakıyor bizi. Fakat felsefe bu konuda avantajlı. Doğrudan dinin kendisi hakkında konuşmadığı için, buna ihtiyaç duymadığı için o ilkeler üzerine düşünün. Bunun bir tarihi var. Şimdi dedim ki Aristoteles teologlardan söz ettiğinde, Tanrı hakkında konuşanlardan söz ettiğinde daima şairlerden söz eder. Yani muhayyileyle Tanrı imgeleminin eleştirisi bağlamında zikreder. Şimdi bu teologlar sahip oldukları bilgiye bilginin hesabını veremezler diyor Platon. Yani bence çok ıskalanan bir eleştiridir. Fakat en değerli eleştirisidir. Platon kanıtlayamazlar mı demek istiyor? Hayır. Şimdi bizim mesela ekstazi hali denir. Vecdu istirak. Kendinden geçip bir ağzımdan şu anda köpükler çıksa sesler duyuyorum falan diye. Ey Pınar falan diye böyle bir takım kehanetlerde bulunsam. Reytingde rekor kırarız. Aynen. Ve şey desem, duyuyorum evet, dolar yükselecek desem mesela. Evet. Ve hakikaten de yükselse, ben geceliğim bir şey olsa filan, yarın şey oluruz herhalde. Yani iki tane söyledim, 10.000 şey söyleyeyim, hepsi yalan çıksın, yanlış çıksın ama iki tane %50 doğruyla oradan yürüyeceğim. Evet. Şimdi ve sayıklıyorum, bilincim gidiyor. Euteos diyorlar zaten buna. Yani Tanrı'nın seçtiği kişinin ağzından konuşması. Artık ben gidiyorum, aradan çekiliyorum, ben bir mikrofona dönüyorum. Ve Tanrı oradan ey kullarım diyor. Şimdi Platon'un eleştirisi şu. Çok değerlidir. Ve dediğim gibi entelektüel olarak hakkı verilmemiştir. Tarihte de verilmemiştir. Diyor ki bu Tanrı'nın kendi içinden konuştuğu kişiler, şairler için söylüyor. Konuştukları şey hakkında en az bizim kadar cahiller. Şimdi felsefe
düşünmek değildir. Mesela Sokrat düşündü, Herakleitos düşündü. Yani Sokrat öncesi filozoflar düşündü, Sokrat düşündü ve Aristoteles'in hocası, büyük Platon. Ki onun mesela şeyi Eflatun'u ilahidir, tanrısal Platon. Tanrısal Platon da düşündü. Toplum üzerine, yasalar üzerine vesaire vesaire. Ama düşünme üzerine çok düşünmedi. Şimdi bunu yapan Aristoteles'ti. Yani şimdi konuşuyoruz, bir şey hakkında konuşuyoruz. Mesela diyelim ki metafizik hakkında konuşuyoruz, doğa hakkında, din hakkında konuşuyoruz. Ama felsefe bunun hakkında konuşmak değil, herkes konuşur. Cahilce de konuşur, alimce de konuşur ama yani bu değerli değil. Ama ben şöyle başlasam söze. Şimdi metafizik hakkında iki şekilde konuşulabilir. Ya böyle ya böyle. Böyle olduğu takdirde bu tür sonra biz şimdi burada yöntem olarak şu şekilde konuşacağız. Yani metafizik konuşmamızın konusu metafizik olmayacak. Metafizik hakkında konuşmayı üzerine konuşacağız. Zor olan bu. Buna yöntem diyoruz. Yani bilinç nesnesine gidiyor, nesnesinden tekrar geri geliyor. Buna refleksiyon derler. Refleksiyon, nasıl söyleyeyim, nesnesine gitmekle kalmayıp, o nesne o konu üzerinde konuşmakla yetinmeyip, yaptığı konuşmanın kendisini de düşünmenin konusu yapabilmek demektir. Şimdi Tanrı hakkında konuşursunuz filan. Ama biri çıkarsa derse ki, Tanrı hakkında konuşmanın sınırları nedir, ilkeleri, koşulları nedir? Kaç türlü konuşulabilir? Senin konuşmanla benim konuşmamı ayırt eden şey nedir? İlkelerin ne, delillerin ne filan? Şimdi felsefe bu anlamda Tanrı hakkında ve tanrısal hakkında konuşmaya başladığında konuşması üzerine de konuştu. Yani Tanrı hakkındaki düşünmenin üzerine de katlandı bir daha. Onun da üzerine düşündü. Zor olan, karmaşık olan bu işlemi yapabilmek için zihnin eğitilmesi gerekir. Yani bazı kavramları düşünebilecek şekilde zihni eğitmek gerekir. Bir tanesi mesela? Eskiden mesela töz ve ilinek vardı. Yani cevher ve araz denilen şey. Yani hep aynı kalan, hep kalıcı olan ne demektir? Sürekli değişen, ilişen nedir? Bunun arasındaki fark nedir? Bir töz var mı? Tabii şeyden sonra töz modern dönemde çürüye çıkıldı. Artık bugün felsefede töz möz yok. Her şey buharlaşıyor yani. İkincisi mesela öncelik ve sonralık. Birlik ve çokluk. Şimdi bunlar sadece muayyen, belirli bir varlık türüne ait olmayıp bütün var olanları içine alacak şekilde bir konuşma mümkün mü? Buna Aristoteles varlık olarak varlık dedi. İşte metafiziğin konusu bütün bilimlerin konusundan farklı kılan odur. Bütün bilimler bir şeyin bilgisiydi. Ama şeyin, bütün şeylerin bilgisi olabilecek en genel kavramlar hangileriydi? Şimdi bunları, bu metafiziği artık bir din sorunu olmaktan çıkarıp bir ussal teoloji, rasyonel teoloji dediğimiz ikincil bir teolojiye getirdi. Ve hatta bunu daha sonra dindar bilinç, teologlar da bunu olduğu gibi kopyaladılar. Yani eskiden mesela Tanrı hakkında düşünme, Tanrı'nın yaratıkları hakkında düşün derler. Oysa Gazali başlık atıyor. Tanrı'nın zatı hakkında düşünmek. Tanrı'nın özü hakkında düşünmek. Şimdi camide bunu diyemezsiniz. Niye? Tanrı'nın özü hakkında konuşalım. Yani zaten iki adım sonra herkes şüpheye, kuşkuya düşer. O yüzden hoca ne der? Doğal teoloji bu. Ussal teolojiden hemen kaçarlar ve der ki Tanrı hakkında düşünmeyin. Tanrı'nın yarattıkları hakkında düşünün. Bak ne güzel yaratmış şu çiçeği, şu işte böceği vesaire. Buna doğal teoloji diyoruz. Bu doğal teoloji deyip geçmemek lazım.
modern kapitalizmin de temelinde geçen bir yapıt okudum. Şeyde İngiltere'de doğal teolojinin iktisadın temeli olarak nasıl kullanıldığını gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz siyasal teoloji de var. Yani bugün de normal kullandığımız hukukta ve siyasette kullandığımız terimlerin çoğu, yani Tanrı Kral diyoruz değil mi? Diyelim ki devlet başkanından söz ederken onu tanrısal niteliklerle donatıyoruz. Ve asırlardır insanları da öyle idare ettiler. Tanrı'nın temsilcisi, yeryüzündeki temsilcisi filan. Yani teolojiden kurtulamıyoruz. Niye? Çünkü insan süreklilik istiyor, kalıcılık istiyor, zorunluluk istiyor, tümellik istiyor, evrensellik istiyor. Bunun için de ne yapıyor? Onu zihninin en üst aşamasına çıkıyor. Nedir o aşama? Çok basit. Bütün diyebiliriz ona. İkincisi mükemmel diyebiliriz. Mükemmel olanı düşünebiliriz. Mesela iyilik yapıyorsunuz. En iyi olan nedir diyebiliriz. Değil mi? En iyi davranış nedir? O işte en iyi, peki en doğru, en kesin dediğimizde metafizik yapıyoruz. Yani metafizik aslında kavramları en genel ve en üst seviyede kullanılabildiği bir alandır. Metafizik denen alan. Tanrı meselesi dediğim gibi bir mirastır ve Tanrı o manada felsefenin nezaketle davrandığı en eski tarihlerde bile, ama düşünmeye başladıkça onu kibarca kenara koyup tanrısalla devam eder. Tanrısal nedir? Mesela kalıcı dedim filan. Şimdi çok ilginç, Platon'da var bu tabir. Aristoteles'te var. Yani olabilecek en yüksek, en soyut kavramlarla konuşmalarına rağmen sonsuzu konuşmak istiyorlar. Yani hep var olan, sonradan olmayan, hep vardı, hep var olmuş, hep var olacak olan üzerinde konuşmak ölümsüz diyor. Yani felsefenin bile bulabildiği şey ölümsüz düşünceler. Ölümsüz düşünce olur mu? Ölüm kelimesi canla alakalı. Kavramın canı mı var? Ama işte o kavramın kalıcılığını vurgulamak için, sürekliliğini vurgulamak için şey diyor, ölümsüz diyor. Bir kelime de ezeli, yani başlangıcı olmayacak şekilde sonsuz demek isterken yaşlı diyor. En yaşlı olanla, en eski anlamında kullanıyor. Yani ömür üzerinden. Şimdi ne yapıyoruz? Düşünürken sürekli dile bağlıyız. Yani dile kelepçeliyiz. Düşünce dilden kopmaya, nesneden kopmaya, duyulardan kopmaya çalışıyor. Daha mükemmele sıçrayabilmek için. Bunu da tanrısal olarak adlandırıyor. Ve metafiziğin amacı esas itibariyle en zorunlu, en kesin, en tümele ulaşmak dedim. Ama başlığımızla ilgili bir cümle söylemezsem, zamanımız ne kadar kaldı bilmiyorum ama şey diyecektim demin, aklıma geldi. 15 dakikamız işte, olacağım. Öyle mi? Kurallardan söz ettik ya, mesela yani kurallar var. Yani işte reklama gideceğiz. Şimdi benim hemen aklıma gelen yasa mı yani? Kural. Kurallar çiğnenmek için vardır. Yasayı çiğnemek ne kural? Bakın devamlı zihnimizde kullandığımız kavramları sürekli daha kesin, daha zorunlu olacak şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Bizim başlığımız fiziksiz metafizikti. Belki hiç konuşmamış görünüyor olabiliriz ama yani biz bu akşam aslında fiziksiz metafiziği konuşmuş olduk bence. Fakat onu açıklamak isterim.
Şimdi Tanrı benim ağzımdan konuşsa, bu bilgilerinizi, bu yorumlarınızı neye borçlusunuz desem, bize geliyor desem, değil mi? Ne diyeceksin? Ya inanacaksın, yani diyeceğine böyle yalan söylemez herhalde diyeceksin filan, ya da atıyor herhalde diyeceksin filan. Yani beni sınayabilir misin? Sınayamazsın. Çünkü sınanabilecek bir kaynağım yok. Şimdi halk düzeyinde bu işler böyle ilerler, normal. Ama bilimde, düşüncede bu olmaz. Peki bu öncelik, sonralık filan diyoruz ya. Ya bunlar ya kelime oyunlarıysa, boş kavramlarsa, işte şeyin analitikçilerin dediği gibi, adacıların. Aristoteles bunu yapmıştır en azından. Yani çok eski olduğunu söylüyorum. Yoksa tarih içerisinde zaten modern bilim, modern yeni çağ felsefesi zaten bunun kavgasını vermiştir. Biz tanrısala çıkabilmek için kesin olanı yine doğayla irtibat kurmak zorundayız. Yani bitkilerle, hayvanlarla, toprakla, ağaçla. Doğayı tanıyamadığımız takdirde, doğa hakkındaki bilgilerimizi kesinleştiremediğimiz, o sanılarımızı birer kanıtlanmış bilgiye dönüştüremediğimiz takdirde, aynı şekilde toplumsal bilgiler, işte demin söylüyoruz ahlak vesaire filan, atasözleri var filan, bunlar doğru mu değil mi? Bunlar birer kanı. Nasıl kanılar? Genel kanılar. İşte common sense diyorlar ya, yani bir anlamda efkar-ı umumiye anlamında kullanırlar. İyi ama bunları kanıtlayabilir miyiz? Çürütebilir miyiz? Aksi mümkün müdür? Ya yanılıyorsak? Toplumun içine girmek, yani toplumsal olanı olguyla irtibat kurmak zorundayız. Bunlar toplumsal olgular olabilir, doğal olgular olabilir. Metafiziğe yöneltilen en büyük suçlama, metafiziğin olgularla irtibatının olmadığı şeklinde oldu. Bu aslında çok daha karmaşık bir tartışmanın konusu. Ama 20. yüzyıla gelmeden önce, daha 18. yüzyılda metafiziği ya öyle bir tanımladılar ki, en baştan itibaren gelen Aristotelesçi metafizik, Platoncu metafizik, bir sürü metafizikler çıktı. Bu metafiziklerin en belirgin olanı, Kant bunların canını okudu tabii, önemli bir kısmının, ama kendisi daha çürük bir dal üretti ahlak alanında. Ahlak metafiziği çok çürüktür o yüzden. Ödev ahlakı olarak. Christian Wolff, Leibniz'in arkadaşı olmakla övünür filan. Christian Wolff metafiziği dörde ayırdı. Şimdi bakın, hepsi bunların eş anlamlı kullanılan kelimelerdi. Ama metafiziği de kendi içinde parçaladılar. O yüzden bugün metafizik dediğimizde bu işin eğitimin alanların bile aklına gelenler birbirlerinin aynı değil. Ontoloji ya da ilahi ilk felsefe, prima filozofya. İki, kozmoloji. Üç, psikoloji. Dört, teoloji. Bakın teoloji, Tanrı'nın zatı ve nitelikleri üzerinin konuşma. Ama nereden hareketle? Tabii sırf teoloji demiyor, doğal teoloji diyor. Niye doğal teoloji diyor? Doğadan hareketle bir Tanrı hakkında konuşmak mümkün. Yani doğada bir düzen var. Çiçeklere bak, böceklere bak. Demek ki bunları bir yaratan var. O halde filan diye. Doğal teoloji diyor. Şimdi bakın psikoloji ayırdığında ise üç varlık alanı ayırıyor. Çok ilginç. Bir tanesi diyor Tanrı.
Yani üç varlık alanı var diyor. Dolayısıyla bilinecek üç şey var diyor. Tanrı, insan ruhu ve doğa. Doğayla fizik, insan ruhuyla psikoloji, Tanrı'yla doğal teoloji ilgilenir. Ama bunların hepsiyle ilgilenecek olan fiziği dışarıda bırakıyor, metafiziktir diyor. Şimdi Kant da metafiziğin Tanrı hakkında yapacağı bütün konuşmaların antinomik olduğunu, bir tür antinomi olduğunu, yani boş konuşma olduğunu gösterdi. Çünkü Tanrı hakkında öne sürülebilecek her yargı aynı ikna edicilikte tersi içinde söylenilebilir dedi. Bizim Tanrı'ya düşünmek konusunda değil, Tanrı'nın varlığını kabul ediyoruz. Ama bilim yapmak konusunda değil, ahlak alanında ihtiyacımız var. Eğer teoloji ahlakla birleşirse, insanların kurallara uymasını daha iyi sağlayabiliriz dedi. Yani orada Kant felsefesinin en zayıf tarafı. Çünkü Laplace işte çok ünlü bir kozmolojik metni var. Onu yazdığında Napolyon okuyor ve böyle aralarında bir konuşma cereyan ediyor. Diyor ki kitabınızı okudum ama hiç Tanrı'ya filan rastlamadım diyor. Öyle bir varsayıma gerek duymadım diyor. Evreni açıklamak için. Şu anda bilimin geldiği yerde, hatta zannediyorum o tür yeni kitaplarda çıkıyor, Tanrı varsayımı vesaire filan gibi. Evreni açıklamak için Tanrı'nın varlığına gerek duymuyorum diyor. Yani dışsal bir devindirici, hareket ettiriciyi varsaymıyorum. Niye? Evrenin kendi iç dinamikleri onun devinimini mümkün kılar diyor. Peki toplumu? Bakın Kant bunu diyemedi. Toplum kendi ahlakını kendi var edebilir diyemedi. Şimdi yani buradaki temel sorunu özetleyerek sona doğru yaklaşıyoruz çünkü. Felsefe bu konularda kavramlar üzerinden gider. Bilim yapsaydı deney var, gözlem var filan, tüme varımlar var. Felsefe tüme varımı sevmez. Hegel onlar için toprak ve suyla beslenen solucanlar gibiler diyor. Eskiden felsefe ne güzel yıldızlardan aldığı ışıkla hareket ederdi diyor. Bunu tabii 18-19. Yüzyıllarda gördük. 20. yüzyılda bu bitti. Şimdi bambaşka bir evredeyiz. Ama insanlığın önemli bir kısmı hala imgelerle hareket ediyor. Usta değil. Bilim onların doğayı açıklıyor. Ama anlam veremiyor. Onda din yapıyor. Ama dinde açıklayamıyor ve dayandığı, yani problem şu, dini bir metafizik türü olarak kabul etmekte hiçbir beis yok. Din de kendince bir metafiziktir. Ama bu dinin dayandığı fiziği sorarız biz adama. Yani deriz ki senin dinin nasıl bir fiziğe dayanıyor? Bana bir evreni bir anlatsana. Cinler minler filan demeye başladığında sağlı almayalım demek durumunda kalırsınız. Yani bir göğü anlat bize, doğayı bir anlat. Senin metafiziğin nasıl bir fiziksel zeminin üstünde duruyor? Fiziğin ötesi üstüyse altını bir anlat. İşte bugün Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanlığın da en büyük problemi doğa üstü üzerine konuşuyorlar ama o metafiziği üzerine oturtabilecekleri bir fizikten mahrumlar. Eskiden bu ihtiyaç karşılandı. Ne yaptı? Aristotelesçi fizik, ortaçağ fiziğine dayandılar. Epey idare etti.
Ama 17. yüzyılla birlikte o fizik çökmeye başladı. Galileo'yu hatırlayın. Descartes'ları, Bacon'ları. E şimdi o fizik çöktü gitti. Hatta o mantık da gitti. Yani felsefeden aldıkları cephaneler de artık çalışmıyor. Var ama şeyli tek doldurmalı tüfek. Şimdi o yüzden din, yani, dinin kendisini bir metafizik olarak kabul etsek, diyelim ki Kur'an'ı okuyoruz, Tevrat'ı okuyoruz, İncil'i okuyoruz filan. İster istemez eğitimli bilinç, modern bilinç, bu yapı nasıl bir fiziğe oturuyor? Yani bir ilkokul çocuğunun fizik bilgisinin kabul edemeyeceği şeylerle karşılaştığında sorunlar ortaya çıkıyor. O yüzden benim fiziksiz metafizik sözümün aslı şöyle. Madenleri tanımıyorlar, bitkileri tanımıyorlar, hayvanları tanımıyorlar, insanı tanımıyorlar ama Tanrı'yı tanıyorlar. Fiziksiz metafizik dedim. Yani çünkü doğa eskiden dört unsura ayrılırdı. Madenler, bitkiler, hayvanlar ve insan olarak. Şimdi madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlarla hiç alakalı bir kanaatiniz yok. Bir sosyoloji yok, bir fizik yok, bir astronomi yok. Yani içinde bulunduğumuz bu dünyaya dair pozitif anlamda somut yapacağınız hiçbir açıklama yok. Ama Tanrı hakkında istediğiniz gibi atıp tutabiliyorsunuz, konuşuyorsunuz ve buna saygı duyarız tabii. Yani insanlar inansa da inanmasa da başkalarının inancına saygı duymak zorundalar. İstediğiniz gibi inanabilirsiniz. Ama muhataplarınızın size şunu soracağından emin olabilirsiniz. Bu metafizik, yani bu doğaüstü, bu böyle gökler, öteler üzerine bu anlattıklarınızı nasıl bir zeminde tutarsanız. Son bir şey söyleyeyim. Resim yaparken babam bir gün beni gördü böyle. Kağıdın üzerine çöp adam yapıyordum. Böyle ev yapıyorum böyle. Göstereyim hatta. Şöyle şapka yapıyorum. Göstereyim mi? Gösterin. Göstereyim programı kapatırken. İşte hocamın güzel içinde olmuş resmi görüyor musun? Çok kötü ama. Buyurun. Babam böyle yaptı. Evladım bunlar havada duruyor dedi. Böyle altlarına bir çizgi çizdi. Onu da gösterelim hocam. Çok az vaktimiz kaldı ama. Buyurun efendim. Şimdi problem bugünkü metafizikler havada duruyor. Altına bir çizgi çizmek lazım. Lazım. Metafizikler, bugünkü metafizikler havada duruyor. Altına bir çizgi çizmek lazım diyelim. Zaten kapanış cümlesini de verdiniz hocam her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya kaldığımız yerden devam.